Değerli misafirler, değerli milletvekili arkadaşlarım, televizyonları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarım, bu anlamlı grup toplantımızda sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sadece aziz milletime değil, bütün insanlığa seslenmek istiyorum. Bütün insanlığın vicdanına ve aklına seslenmek, duygularımı açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Dün gecenin en karanlık anında iki kanlı saldırı gerçekleşti. Bunlardan birincisi İskenderun'daki Deniz Üst Komutanlığındaki askeri birliğimize yönelik terörist saldırıydı. Bu hain saldırıda 6 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz ise yaralandı. İkincisi, fecir vaktinde Akdeniz sularında insanlık vicdanı tarihin en ağır yaralarından birini aldı. İnsanlığın vicdanından süzülen yardım gemileri silahla, zorbalıkla engellendi. Yükü merhamet ve şefkat olan gemiler menzillerine varamadı, kana bulandı. Dün sabaha doğru İsrail ordusuna ait silahlı unsurlar Gazze halkına insani yardım götüren 32 ülkeden 600 insanın içinde bulunduğu Gazze'ye özgürlük filosuna uluslararası sularda tamamen hukuksuz bir şekilde saldırıda bulundu, masum insanların kanını döktü. Ölü ve yaralıların olduğu bu kanlı saldırıda insani yardım gemilerine de el konuldu. Kadınların, çocukların, din adamlarının ve tamamen sivillerin bulunduğu gemilere yapılan bu insanlık dışı saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz. Şili'de açıkladım. Burada bir kez daha vurguluyorum. İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere yaptığı kanlı katliam her türlü laneti hak etmiş bir katliamdır. Yapılan bu saldırı açıkça uluslararası hukuka yapılmıştır. İnsanlığın vicdanına yapılmıştır, dünya barışına yapılmıştır. İnsanlığın vicdanına diyorum. Zira o gemilerde her milletten, her dinden insanlar sadece ama sadece abluka altındaki, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürüyorlar. Gemiler hareket etmeden önce bütün dünyaya yüklerini, niyetlerini açıkça deklare etmişti. Bu açık insani yardımın şahidi olarak dünyadan ve ülkemizden 60 tane gazeteci Gazze'ye hareket eden yardım filosuyla birlikte gemilere binmişti. Uluslararası sularda, açık denizde, mazlum insanlara, yoksul insanlara, aç bırakılmış, evleri yıkılmış Filistinlilere yardım götüren 600 insana ve 6 gemiye karşı yapılan bu silahlı saldırının Birleşmiş Milletler'in temel felsefesine yapılmış bir saldırı olduğu açıktır. Gerek Türkiye'den, gerek diğer ülkelerden hareket eden gemiler tamamen insani amaçlı yardım malzemeleriyle yüklüydüler. Uluslararası seyri sefer kuralları çerçevesinden sıkı bir şekilde de kontrol edilmişlerdi. Aynı zamanda gemilerde sivillerden, yardım gönüllülerinden başka yolcu bulunmamaktaydı. Gemilere beyaz bayrak çekilmişti. Tüm bu şartlara rağmen gemiler silahlı saldırıya maruz kaldı.
Bildiğiniz gibi biz o sırada Latin Amerika programındaydık. Hatay'da meydana gelen menfur terörist saldırı ve İsrail'in yardım gemilerine yönelik hukuksuz saldırısı nedeniyle Şili'deki temaslarımızı yarıda keserek ülkemize döndük. Olayın ilk anından itibaren bakan arkadaşlarımla, milletvekili arkadaşlarımla birlikte gelişmeleri yakından izledik. Gereken adımları Türkiye'de arkadaşlarımla müşterek atmaya başladık. Dün sabah 6.30'da Başbakan Vekili olarak Sayın Bülent Arınç, ilgili bakanlar ve kurum temsilcileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek meseleyi tüm boyutlarıyla ele aldı. Dışişleri Bakanlığımız, istihbarat birimlerimiz, ilgili kurumlarımız ve silahlı kuvvetlerimiz gelişmeleri çok yakından takip ettiler. Dışişleri Bakanımız ve Savunma Bakanımız, İsrail Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi yaparak tepkimizi ve hassasiyetlerimizi ortaya koydu. Ben de birlikte olduğumuz bakanlarımızla yaşananları gece boyunca değerlendirerek Türkiye ile sürekli temas halinde oldum. Bu arada uluslararası camiayla da irtibatlar kurdum ve şu anda da bu süreç devam ediyor. Bu çerçevede yapılması gerekenleri tüm boyutlarıyla masaya yatırdık. İvedilikle gereken adımları atmaya başladık. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukukun ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanmaktadır. Bundan sonra da kullanacaktır. Bu çerçevede Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi geri çağrılmıştır. İsrail ile gündemde olan 3 tane müşterek askeri tatbikat iptal edilmiştir. Dışişleri Bakanımız New York'a gitmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acilen toplantıya çağrılarak olağanüstü görüşme yapılması sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'i kınayan bir açıklama yapmıştır. Açıklamalarında soruşturma açılması, sivillerin ve yaralıların derhal serbest bırakılması belirtilmiştir. İsrail'de bulunan genç milli futbol takımımızın yapacağı maçlar iptal edilmiştir. NATO Konseyi bugün olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. Ayrıca İslam Konferansı Örgütü, Arap Birliği, Avrupa Birliği ve ilgili tüm kuruluşlarla gereken temaslar kurulmakta, uluslararası kuruluşlar göreve davet edilmektedir. İslam Konferansı Örgütü pazartesi günü toplanacaktır. Öncelikle insani yardım konvoyunun ve konvoyda bulunan vatandaşlarımızın güvenlik ve selametlerinin sağlanması, yaralıların süratle tedavi edilmelerinin temini için gerekenler yapılmaktadır. İsrail, yaralıları biz gönderelim demiştir. Biz kendi yaralılarımızı alacak iradeye ve güce sahibiz diyerek onların bu teklifini reddetti. İki askeri ambulans uçağı yaralıları almak için hareket etmiştir. Ve şu anda oradan yaralılarımızı almış bu yöne dönmüşlerdir. Sivil uçaklar da Sağlık Bakanlığımızın şu anda oraya ulaşmak üzeredir. Dışişlerine çağrılan İsrail Büyükelçisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir an evvel iadesi ve el konulan gemilerin serbest bırakılması çağrımız yapılmıştır. Ayrıca tüm yaralıların tedavilerinin Türkiye'ye getirilerek yapılması için gereken girişimlerde bulunulmuş ve ülkemizde de tedbirler alınmıştır. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren uluslararası toplumun bilgi almasını engelleyen İsrail'in dünya kamuoyunu doğru bilgilendirmesi ve uluslararası işbirliğinden kaçınmaması gerekmektedir. İsrail